Ne dikiyorsun dersen toka dikiyorum. Arapgir'de doğmuşum. 18 yaşında İstanbul'a gittim. İstanbul'da atölyelerimiz vardı, evde makinem vardı. Orada da dikiş dikiyordum. Ta ki 50 sene sonra pandemide Arapgir'e geldim. Bir daha da geri gitmedim. Burada da çünkü bu işi bildiğim için Arapgir'de bayan terzi yoktu. Makinelerimi buraya getirdim. Burada terziliğe başladım. Burada da halk memnun oldu yani bayanlar genelde. Bana geliyorlar. 13 yaşında burada kurs vardı. Kursa yollamıştı annem beni. Okutmadılar. Ağabeyim okutmadı beni. Kızlar okumaz dedi. Annem de dedi ki hani hiç olmazsa bir işin olsun, bir şey bil dedi. Gittim orada terzilik öğrendim. 13 yaşındaydım. Şimdi 73 yaşındayım. 50 senedir yani hep diktim. Çocuklarıma diktim, komşulara diktim, yeğenlerime diktim, komşulara diktim. Buraya da geldim işte, bana bir hem eğlence oluyor, hem de bir haşlığım da oluyor. Yani her gün bir kumaşa dokunacağım. Ya hobi, ya takıntı, ne sayarsanız sayın. Her gün ben bir kumaşa, ipliğe, iğneye dokunacağım. Yani benim yaşımdakileri belki yapmaz bunu. Mesela kadın gelip şuraya oturuyor, nasıl gözün görüyor diyor bana. Gözüm görmese diyorum, herhalde yapmam bu işi. Yani devam ediyorum, daha da sağlığım yettikçe, burada kaldığım müddetçe, zaten İstanbul'a gitmeyi düşünmüyorum. Kışın gittim orada, yabancılardan çok sıkıntı gördüm. Daha gitmem, orada evim de var, eşyalarım da, her şeyim dizili duruyor ama oğlum gidip geliyor, ben gitmiyorum. Oğlum burada Malatya'da oturuyor, 3 tane torunum var. Kızım İstanbul'da. Ama ben burada oturuyorum, Malatya'ya gidip geliyorum. Dikiyorum. Bayanlar da memnun. Tabii ki erkek terziye gittikleri zaman sıkıntı oluyor. Burada rahatlıkla giyiyorlar. Kısaltıyorum, daraltıyorum, uzatıyorum. Tamir yapıyorum. İsteyene normal elbise dikebiliyorum. Böyle yani. Böyle seviyorum yaptığım işi.